Bugün sizlere bu videoda birçoğunuzun bildiği yaşanmış bir hadise olup ancak gözden kaçırıldığı, duyduğunuzda tüylerinizin diken diken olacağı bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi şeytan, insanoğlunun en tehlikeli düşmanıdır. Cehenneme kendisiyle birlikte sürüklemek ve her daim sinsi oyunlarıyla tuzağa düşürmek ister. Bunu kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de konu geçen birçok ayetlerle tanık olup görmekteyiz. Ancak öyle bir ayet var ki, şeytanın kurduğu cümledeki o ifade günümüz bilim ve teknolojisiyle anlaşılabildi. Bilirsiniz, insanoğlunun ilk atası Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklere Adem'e secde edin emrini verir ve meleklerin hepsi hemen secde eder. Ancak şeytan direnir, kibirlenip karşı gelir. Allah da şeytanı lanetler ve huzurundan kovar. Bunun üzerine şeytan tekrar dirilme gününe kadar Allah'tan müddet ister. Bizim başlıca dünyada var olma sebebi olan imtihan gereği Allah şeytanın bu isteğini kabul eder. Allah şeytanı lanetlemişti. Şeytan da dedi ki, kullarından belli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara kaptıracağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de davarların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demişti. Bu ayette geçen o iki cümleye tekrar dikkat çekelim. Kesinlikle onlara emredeceğim de davarların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Şeytanın bu ifadesi için birçok tefsirciler farklı anlamlar verdi. Ancak şeytanın ne demek istediğini son yıllarda bilimin vardığı noktayla anlayabildik. Hatırlarsınız, koyunlar klonlanmıştı. Bu olay tam olarak bir koyunun kulak arkasından alınan kök hücrelerle yapılmaktadır. Yani ilk olarak koyun Dolly'yi kopyalanmıştı ve kopyalama işlemi için hayvanların kulak arkasından kök hücresi alındı. İlgili ayete tekrar dikkat çektiğimizde, onlara emredeceğim de davarların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Her iki ifadede de birbirini tamamlayacak şekilde daha iyi anlamamızı sağlamakta. Ancak olayın daha ilginç tarafı ise, şeytan bütün bunları nereden biliyordu? Belli ki birçok şey Allah tarafından meleklere ve şeytana bildirilmişti. İnsanoğluyla ilgili çok şey bilen ve insanlık tarihi boyunca yıllarca insanoğlunu iyi analiz etmiş, çok daha tecrübe kazanmış bir düşman var. Ahir zamanda birçok şey daha bol ve daha kolay olsa da bir o kadar da şeytanın tuzakları daha sinsi olduğunu görmekteyiz. Konu edindiğimiz ayetteki şeytanın bu sözlerinin eski tefsirlere göre karşılığı ise cahiliye döneminde şeytanın telkiniyle uygulanan bir putperestlik simgesi vardı. Müşrik Araplar bazı develerin kulaklarını yararak bunları tağutlara, putlara tahsis ediyorlardı. Böylece bu kulağı yarık olan develer artık fıtratlarına göre işlerde kullanılamazdı. Kulaklarının yarılması onların her türlü işlerden azat edilmiş, sadece putlara adanmış olduğunu ve böylece kutsal bir statüye kavuştuğunu göstermektedir. Şimdi Kur'an'ın bir başka özelliğine dikkat çektiğimizde ise bazı ayetler o dönemde bir anlam taşırken zaman geçip farklı dönemlere geldiğimizde ise bir başka anlamlara ve olaylara gönderme yapmaktadır. Şeytanın sözlerini bildiren ayette cahiliye dönemine ait hadiseleri ifade ederken aslında günümüzde ise aynı zamanda koyunların klonlanmasına da bir gönderme yapılmaktadır. Ayetin devamında yani şeytanın kullandığı ikinci ifadeye dikkat çektiğimizde ise emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Günümüzde insanlar gerçekten de Allah'ın yarattıklarını değiştirmiyorlar mı? Pekala öyle. Birçok yaratılanların asıl fıtratını değiştirmiyorlar mı? Bilim ve teknolojinin ilerlemesi adı altında meyvelerin DNA'sından tutun da hayvanların ve hatta insanların da DNA'sına kadar müdahale etmiyorlar mı? İnsanlar fıtratlarını, beğenmedikleri huzuflarını hatta cinsiyetlerini değiştirmiyorlar mı? Bu konuyla ilgili daha birçok örnekler verilebilir. Ancak kısaca
ortada bir düşman var. Öyle bir düşman ki bizi cehenneme sürükleyen en zayıf karakterdeki insanlardan tutun da seçilmiş olan bir peygamberi yani Hazreti Adem'i bile saptırabilen bir düşman. Peki ya nasıl korunacağız? Şimdi bir düşünün. Bir eve gideceksiniz ve evin bahçesinde azılı bir köpek var ve sizi en iyi ne koruyabilir? Elbette köpeğin asıl sahibi. İşte şeytandan da bizleri en iyi koruyacak olan, bizlerin de onun da sahibi olan Allah'tır. Onunla ilgili yolu da yine Rabbimiz bize Kur'an'da vermektedir. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni kötülüğe kışkırtacak olursa hemen Allah'a sığın. Fussilet suresi 36. ayet. Bunun yanında şu ayetlerle de Allah'a sığınmak gerekir. De ki Rabbim şeytanların vesvese ve tahriklerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunup beni tesir altına almalarından da sana sığınırım. Daha çok insana ulaşması için dilerseniz videomu paylaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.